Merhaba arkadaşlar, bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Dün kıştan çıkışta petek temizliğinde organik asitlerin yani formik asit, oksalik asit, asetik asit yani beyaz sirke ve laktik asitin petek temizliğinde kullanılmasıyla alakalı bilgileri aktardım. Bu bilgileri aktarırken de Hacettepe Üniversitesi'nin Ocak 2022 yılı Ocak ayında yayınladığı bir yayından yararlanarak kendi önceki yıllara göre de kendi tecrübelerimize göre olan değerlendirmemi sizle paylaştım. Özellikle bu kıştan çıkışta arıcılarımızın dikkat etmesi gereken en büyük olaylardan bir tanesi de bu petek temizliği. Buna dikkat etmeleri lazım ki tertemiz bir vaziyette arı yürütebilsinler ve bal ya da arı ürünleri üretimini sağlayabilsinler. Yoksa petek temizliği olmazsa hastalıklı çerçevelerle birlikte arı yürütmeleri çok sıkıntı. Arılar yürümez ve geri kalırlar. Dolayısıyla hastalıklarla arıcılarımız boğuşmak zorunda kalır. Bu yüzden bu bilgilendirmeleri sizde yapmaya, mevcut bilgileri değerlendirmeye çalışıyorum. Sizle birlikte paylaşıyoruz. Bu esnada da arkadaşlar yine bir hatırlatma yapalım. Videodan çıkarken beğen tuşuna basarsanız sizden sonraki gelecek olan yeni arıcılarımız da bu videolar onlara ulaşma imkanı olur. Daha çok kitleye ulaşma imkanı olur. O yüzden sizden istirhamımız videodan çıkarken beğen tuşuna mutlaka basın arkadaşlar. Arkadaşlar oksalik asit, formik asit, laktik asit ve asetik asitle olan kısmını umarım gelen yorumlardan da anladığınızı düşünüyorum. Gelelim bugün kıştan çıkışta bir peteğin hastalıklı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz ve Panibacillus larva ve diğer yöntemler neler petek dezenfeksiyonunda, özellikle bu Amerikan yavru çürüklüğüne karşı. Yine Hacettepe Üniversitesi'nin Ocak 2022 yılı Ocak ayındaki yayınından faydalanarak ve kendi tecrübelerimizden de faydalanarak size bilgiler aktarmaya çalışacağım. Kıştan çıktığımızda bizim ilk yapmamız gereken petek gözünde hastalık olup olmadığı. Bizim direkt petek gözüne bakarak hastalık olup olmadığını anlayabiliriz. Özellikle açık larvalara bakarak larvaların koyu renk ya da grimsi ya da krem rengi almasından dolayı bunun Avrupa yavru çürüklüğü olabileceğini anlayabiliyoruz. Bu renk sadece Avrupa yavru çürüklüğünde olmuyor. Tulumsu yavru çürüklüğünde olabiliyor ya da Amerikan yavru çürüklüğünde de renk değişimi oluyor. Açık larvaya baktığımız zaman sütün, üretilen arı sütünün, yani petek içindeki arı sütünün bembeyaz olması gerekiyor. Ve doğan yavruların da larvaların da bembeyaz olması gerekiyor. Eğer yumurtaların, ana arının yumurtladığı yumurtalar bembeyaz değilse ana arı kaynaklı bir hastalık vardır. Ya da sütlendiği esnadan sonra, sütlendikten sonra bir hastalık, arı sütünden geçen bir hastalık vardır. Dolayısıyla burada bakıcı arıların hasta olduğu, yani bakteri taşıdığı, bu tulumsu yavru çürüklüğü bakterisi olabilir, Avrupa yavru çürüklüğü bakterisi olabilir. Genellikle de tulumsuyla Avrupa yavru çürüklüğü bakterilerinde bu şekilde kahverengiye doğru, daha henüz pupa kapanmadan renk değişimleri olabiliyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken ilk iş ana arıyı değiştirmek olmalı. Bütün işlerden önce. Tabii en büyük sebeplerden biri de Avrupa yavru çürüklüğüne ve tulumsu yavru çürüklüğüne sebep olan etkenlerden bir tanesi de kovan içinin nemli olması. Kovan altının açıp kovan altını en az 30 santim yukarıya yükseltip kovan üst yalıtımını yapıp kovan içine gerekiyorsa nem alıcı ya da havalandırıcı, mesela çuval olabilir ya da naylon olabilir. Bu naylonun üstünden aşağıya süzmesini sağlayacak şekilde. Bu yöntemler, yani kovan içini rahatlatma yöntemi, havalandırma yöntemi ile birlikte bir içeride kovan içinin kurumasını sağlama yöntemi. İkincisi de kovan içinde bakterilerin üremesi için gerekli olan ortamı yok etmek. Yani kovan içini asidik bir düzeye getirmek. Kovan içini asidik bir hale getirmek, yani petek üstlerini falan asidik bir hale getirmek. Asidik hale getirmekle ne oluyor? Burada asidik halde bakteriler gelişemiyorlar. Bakteriler, mantarlar gelişme ortamı bulamıyorlar. Yani çoğalma imkanı bulamıyorlar.
Dolayısıyla bundan faydalanarak kontrol altına alınma çalışması olabiliyor. Yine petek gözlerine biz bir kürdan ya da çubuk soktuğumuz zaman eğer neye bakıyoruz? Bunun uzayıp uzamadığına bakıyoruz. Kahverengi pupa içindeki gözün kahverengi olup olmadığına bakıyoruz. Uzayıp uzamadığına bakıyoruz. Burada uzuyorsa ve kahverengi ise yani çürümüşse ve kokusuzsa yani yavru çürüklüğü oluşmuşsa pupa içinde ve kokusuzsa bunun tulumsu yavru çürüklüğü olduğuna kanaat getiriyoruz. Ve tulumsu yavru çürüklüğü aynı zamanda bunun ülkemizde 4 farklı formu var. Yani 4 çeşit DNA dizilimi bakımından 4 çeşit tulumsu yavru çürüklüğü ya da torba kuluçka hastalığı da deniliyor buna. Buna göre tedavi önlemi yapmamız gerekiyor. Yine bu işte uzayıp kahverengi olup uzayıp ve et kokuyorsa, et gibi kokuyorsa ya da balık gibi kokuyorsa o zaman Avrupa yavru çürüklüğü var demektir ve buna göre muamelesini yapmak gerekir. Ama tutkal kokusu varsa, biz örnek veriyorum işte arazideyiz, dağ başındayız, işte telefon çekmiyor ya da köye uzağız. Bu acilen bizim arılığımızı korumamız gerekiyor, yapmamız gereken işlemlerimiz var. O durumda biz yetkililere eğer tutkal şeklinde kokuyorsa bu Amerikan yavru çürüklüğü belirtisidir. Eğer yetkililere ulaşmamız için belli bir zaman geçmesi gerekiyorsa yani karantina tedbirleri için zaman gerekiyorsa bu durumda bizim ilk önce yapacağımız iş bu kovanı yani tutkal kokusu kokuyorsa bu kovanı kapatmak, karantinaya almak, o kovanı oradan kaldırmak ve bu kovanı yakmak. Komple içindeki arılarıyla birlikte, peteğiyle birlikte, bal mumuyla birlikte, larvalarıyla birlikte. Ve bir diğer yöntem de bu kovanı olduğu gibi yani yakarak da gömülebilir. Olduğu gibi de çukur kazıp içine gömmek. Bu yöntem, bu çeşit yöntemler de var. Şimdi bu yakma yöntemi ile alakalı Hacettepe Üniversitesi'nin yayınında deniliyor ki Panibacillus larva ile mücadelede mekanik yöntemler yakma yöntemi yani eradikasyon. Şimdi bakalım Hacettepe Üniversitesi ne demiş bu konuda. Yakma yöntemi Panibacillus larva ile enfekte olduğu kesinleşmiş kovanların bütün içeriğiyle birlikte yakılarak ardından gömülmesi işlemidir. Kovanları bütün içeriğiyle birlikte yakılması bir mücadele yönteminden çok Panibacillus larvanın yakılması yoluyla imha edilmesi ve böylelikle hastalığın yayılmasının önüne geçilmesidir. Günümüzde Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok ülkede yakma yönteminin Panibacillus larva ile enfekte olduğu kesinleşen kovanlara yasal olarak uygulanması zorunlu bir yöntemdir. Bu yöntem arıcılar açısından ekonomik olarak oldukça zorlayıcıdır. Çünkü kimse kovanını yakmak istemez. Geçim kaynağı olarak gördüğünden dolayı ve tutunacak bir dalı başka bir dalı olmadığından dolayı. Tabii bu işin psikolojik boyutu da var. Yani düşünün işte bakamadınız, hastalığa kaptırdınız, kovanınızı yaktınız, kahvede ya da arkadaş çevresinde ya da akrabalarda ne diyecek? Ya işte bir kovana bakamadı diyecek. Bu psikolojik, bu zorlayıcı durumlarda olabiliyor. Çünkü yakma yönteminin arıcılarda oluşturacağı ekonomik zarar için herhangi bir tazminat uygulaması ülkemizde bulunmamaktadır. Ayrıca arının kutsallığı gibi kültürel ve sosyolojik faktörler de yakma yönteminin uygulanmasını sınırlandırmaktadır deniliyor. Petek temizliğinde yani kovan hastalıklıysa komple yakılması. Eğer işte biz kıştan çıktığımızda baktığımız zaman eğer herhangi bir tutkal kokusu yoksa, kokusuzsa işte ya da Avrupa yavru çürüklüğü emarileri varsa bu durumda kovanların dezenfekte edilmesi gerekiyor ve bir diğer yöntem var, silkme yöntemi. Yani arıların o kovandan alınarak, bakıcı arıların o kovandan alınarak ana arısıyla birlikte temiz bir yuva oluşturmasının
sağlanması yöntemi. Bu yöntemden de bahsedilmiş. Şimdi bu yönteme bakalım. Sikme yöntemi. Panibacillus larva ile enfekte olan kolonilerde yalnızca kraliçe ve ergin arıların yeni temizlenmiş bir kovana aktarılmasıyla gerçekleşmektedir. Eski kovan yavrulu ve ballı petekler de dahil olacak şekilde yakılarak imha edilir. Yani eski kovan yavrulu ve ballı petekler de dahil olmak üzere yakılarak imha ediliyor. Sadece ana arısı ve bakıcı arılar alınıyor. Silme yöntemi uygulanırken dikkat edilen bir diğer husus arıcılık ekipmanlarının hijyenidir. Bu sayede enfeksiyonun aynı kovana veya kovanlar arasında bulaşımını engellenerek yöntemin etkinliği arttırılmaktadır. Silme yöntemi Panibacillus larva ile diğer mücadele yöntemleri arasında koloniye, antibiyotik, bitkisel ekstrakt gibi etken bir madde uygulaması olmaksızın gerçekleştirilmesiyle öne çıkmaktadır. Yani bu yöntemi yaparken herhangi bir antibiyotik ya da bitkisel ekstrakt kullanmayın diyor. Koloniye herhangi bir etken madde uygulanmaması, ortaya çıkabilecek olan antimikrobiyal direnç, bal arılarında toksisite ve arı ürünlerinde kalıntı gibi problemlerin önüne geçmiş olacaktır. Antibiyotiklerin Panibacillus larvaya karşı etkinlik oranının silme yönteminin etkinlik oranıyla kıyaslandığı bir çalışmada silme yönteminin etkinlik oranının antibiyotiklerin etkinlik oranıyla aynı çıkması Panibacillus larva ile mücadelede antibiyotik kullanımının gerekliliğinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Silme yönteminin etkinliğinin test edildiği diğer çalışmalarda ise Panibacillus larva sporlarının mekanik vektör olarak yayılımını gerçekleştiren ergin arılarda varlığının düşük oranlarda bile olsa devam etmesiyle sikme yönteminin güvenilirliği hakkında şüphelere yol açmaktadır. Bu şüphelerin giderilmesi amacıyla 5 yıl süresince yapılan başka bir çalışmada klinik belirti gösteren kovanların yakılması, klinik belirti göstermeyen ve spor yoğunluğu yüksek olan kolonilere sikme yönteminin uygulanması, arıcılık ekipmanlarında hijyene dikkat edilmesi gibi parametreler dikkate alınarak sikme yönteminin etkinliği test edilmiştir. Çalışma sonucunda ergin arılarda Panibacillus larva spor yoğunluğu %74 oranından %4 oranına düşüş göstermiş. Buna ek olarak çalışmanın son döneminde klinik semptom gösteren kovan bulunmadığı rapor edilmiştir. Sikme yönteminin bu çalışmayla birlikte klinik belirti göstermeyen fakat spor yoğunluğu fazla olan kolonilerde profilaktik tedavi olarak da uygulanabileceği değerlendirilmiştir deniliyor. Sikme yönteminin uygulama süresince hiçbir kimyasal madde veya ilaç kullanılmadan gerçekleştirilmesi, toksik etki oluşturmaması, arı ürünlerinde kalıntı problemlerinin yaşanmayacak olması gibi açılardan oldukça avantajı bulunmaktadır. Fakat klinik semptom gösteren kolonilerde uzun periyotta etkinliğinin bilinmemesi bu yöntemin uygulanması açısından dezavantajlıdır. Sikme yöntemi ancak klinik belirti göstermeyen kovanların erken tespit edilmesiyle önleyici bir tedavi olabilir diyor. Yani başlangıç aşamasında eğer hastalık daha yeni başlamışsa siz bunu yaparsanız ancak başarı sağlayabilirsiniz diyor. Bir de işte bu Amerikan yavru çürüklüğünde ve tulumsu yavru çürüklüğünde aynı zamanda Avrupa yavru çürüklüğünde de uygulanabilecek bir yöntem sikme yöntemi. Burada dikkat edilecek olan bir husus var. Burada çalışmada bahsedilmemiş arkadaşlar. Çok önemli. İşin püf noktası olan bir husus var. Yine 100 yıl önce ki kitapta bahsedilen Fransız bilim adamlarının bahsettiği Fransızca usullerle, Fransız usulleriyle birlikte bahsedilen yöntem torba kuluçka hastalığının tedavisinde de kullanılan bir yöntem bu silme yöntemi. Ama orada bahsedilen bir olay var. Ve bu çalışmada değinilmeyen bir olay. Silktiniz. Tamam. Beslemen olacak. Ne yapacaksınız besleme? İşte bununla bu besleme konusundan burada bahsedilmemiş. Ancak siz bu silkmeyi yaptıktan sonra temiz bir kovana aldıktan sonra eski kovanı yerinden kaldırıp yaktıktan sonra ya da gömdükten sonra bu temiz kovanı eski kovanın yerine koymayacaksınız. Yani meradan herhangi bir şekilde hastalıklı arı gelip bunun içine giremeyecek. Dolayısıyla bu eski kovan yerinin en az 3 gün 1 hafta boyunca boş kalması gerekiyor ve etrafındaki kovanların da kaldırılması gerekiyor. Yani diğer kovanlara
tarlacı arılardan, merada kalan tarlacı arılardan gelip hastalık bulaştırmasın diye. Çünkü ergin arı hastalığı bu. Yavru çürüklü olmasına rağmen özellikle pupa içinde, pupa gözlerinden çıkışta da, yani diyelim ki hastalıklı vaziyette doğdu bu arı. Otomatikman bakıcı arılar da bundan hastalanıyor. Bu arının herhangi bir şekilde tarlacı arılarla teması ya da petek üstünde ayak basması dahi bu hastalığı bulaştırabiliyor ve kovan içindeki tüm arılar hastalanabiliyor. Dolayısıyla bu tarz hastalıklar bir hafta, 10 gün, 15 gün içinde komple koloniyi söndürebilecek olan hastalıklar ve biz başlangıç esnasında ancak tespit edebilirsek bu sikme yöntemiyle birlikte kovanı kurtarmamız mümkün. Bu sadece Amerikan yavru çürüklüğü için değil, Avrupa yavru çürüklüğünde de aynı ve özellikle tulumsu yavru çürüklüğünde kritik. Çünkü tulumsu yavru çürüklüğü Amerikan yavru çürüklüğünden daha belalı bir hastalık, daha beter bir hastalık. Ve yaklaşık bir çerçevelik, yani 300 arı diyeyim ben size, 300 arı kadar bir bakıcı arıya eğer tulumsu yavru çürüklüğü hastalığı bulaşırsa komple kovanı söndürebiliyor. Dolayısıyla tulumsu yavru çürüklüğü Amerikan yavru çürüklüğünden daha zor bir hastalık ve kokusuz olduğu için hastalığın olup olmadığını bile anlamadan direkt götürüyor. Yani sen diyorsun ki tamam, hastalık yok, güzel. Sonra bir hafta geliyorsun, bir hafta sonra geliyorsun ya da 10 gün sonra geliyorsun, 15 gün sonra geliyorsun, bir bakıyorsun kovan sönmüş komple. Bütün arılar ölü ya kovanın içinde ya tarlada. Yani kovan önünde ya da bir bakıyorsun geride bir anayla birlikte bir avuç arı kalmış. İçerisi komple yağmalanma durumunda, işte sarıcadan tut eşek arılarına kadar, diğer arılara kadar komple yağmalıyorlar. Ve petekleri kaldırıyorsun, bir bakıyorsun ki ya et kokuyor ya balık kokuyor ya da hiçbir şey kokmuyor. Ama pupa içinde bile herhangi bir canlı kalmamış ve açık yavru kalsa bile, ki kalabiliyor bu durumda, açık yavrulara bakıyorsun, açık yavruların üstünde grimsi lekeler var, kahverengi lekeler var, arı sütünün rengi değişmiş. İşte Avrupa yavru çürüklüğü ile tulumsu yavru çürüklüğünün bir arada seyrettiği hastalıklar genellikle bu şekilde renk değişimleriyle oluyor. Dolayısıyla besleme konusu ne? Biz sirkmeyi yaptık, tamam. İşte çerçevelerden kurtardık, larvalardan kurtardık. Tarlacıları da bir beze silktik, o da geriye gitti. Yani çerçevelere bir beze silktik, geriye gitti. Sadece 2 saat sonra veya 3 saat sonra bezin üstündeki temiz arıları temiz bir kovana koyduk. Yani bezin üstündeki uçamayan bakıcı arıları, temiz olduğunu düşündüğümüz, siyahlaşmamış, tüyleri güzel olan arıları aldık. Temiz temel petek koyduk, içine koyduk. Beslemeyi ne yapacağız? İşte bu çalışmada beslemeden bahsedilmiyor. Fransızların yazdığı o kitapta, Fransız kaynaklarıyla birlikte ülkemizde yayınlanan, ta 1900'lü yıllarda yayınlanan bilgilere göre o kovanın içine 24 saat boyunca hiçbir şey koymamanız gerekiyor besleme olarak. Aç bırakmanız gerekiyor. Neden? Çünkü o arının midesinde de o mikrop hala devam ediyor. Kaldı ki midesinde, kursağında ya da bal midesinde olan o mikrop oradan atılmadığı sürece, dışkı yoluyla atılmadığı sürece, kullanılmadığı sürece yine arı sütü yoluyla kovan içinde yumurtlanacak olan, ana arı tarafından yumurtlanacak olan yumurtalara besin olarak verilme ihtimali var. Dolayısıyla sizin yaptığınız işlemin tamamen geçersiz olması ihtimali var. Dolayısıyla 24 saat aç bırakacağız. Gelelim 24 saat içinde, 24 saat içinde bu arı ne yapacak? Vücudu dayanıksız olan, yani savunma mekanizması, bünyesi dayanıksız olan, hastalıktan etkilenmiş olan tüm arılar arkadaşlar ölüyor. Kovan için ölüyor. Dolayısıyla biz 24 saat sonra geldiğimiz zaman çerçeve üstündeki
sağlıklı olan arıları tekrar temiz başka bir kovana almak gerekiyor. Başka bir kovana almak icap ediyor. Üçüncü bir kovana almak icap ediyor. Çünkü bu arılardan da hastalıklı olanlar yine bu kovana dökülüyor. Dolayısıyla o kovanı biz temizlesek bile tekrar o kovanın içindeki temel peteklerin, temiz peteklerin de onların da eritilmesi ya da onların da yakılması icap edebiliyor. Dolayısıyla arı ne yapıyor bu 24 saatlik sürede? Eğer bal midesinde bal varsa ya bunu ısınmak için harcıyor ya da kendisi yaşamak için harcıyor ya da mum örmek için harcıyor ve kullanıyor, vücudundan ifrazat olarak atıyor. Bal mumu olarak da attığı zaman bu bal mumunun içinde de herhangi bir spor, bakteri, herhangi bir bulaşık, hastalık olmaması için bu peteklerin de imha edilmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla geriye ne kalıyor? Tertemiz bir ana. Bu esnada bizim bakmamız gereken, eğer yumurta varsa yumurtanın, ana arının yumurtladığı yumurtalara da bakmak gerekiyor. Eğer yumurtalar krem rengine dönmüşse, grileşmişse, kahverengileşmişse ana arı da sıkıntılı. Ana arıyı da imha etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu kovanı komple imha etmek gerekiyor. Eğer ve bu başlangıç aşamasında arkadaşlar böyle sıkıntılı, zahmetli bir olay arkadaşlar bu silkeleme işi. Peki 24 saatten sonra, 24 saatten fazla biz aç bırakırsak ne olur? Yapılan deneyler sonucunda bir arı en fazla 48 saat dayanabiliyor ve 48 saatin sonunda, yani 24 saatle 24 saat içinde bütün vücudunda hiçbir gıda maddesi kalmamış oluyor midelerinde. 24 saatte 48 saat içinde de o arının dayanabilme gücüne göre arılar ölüyor. Dolayısıyla biz 24 saat sonra mutlaka besleme işine girmemiz gerekiyor. Yani 24 saat aç bırakıyoruz. Aç bıraktıktan sonra o petekleri de imha edip üçüncü bir kovana tekrar temel petek koyup temel petekle birlikte şurup beslemesiyle birlikte başlamamız gerekiyor. Polenli ballı kek verebilir miyiz? Verebiliriz. Ancak burada dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece polen vermememiz gerekiyor ya da nösema sıkıntısına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü aç kalan arıya polen direkt verildiği esnada, açsa polen direkt verildiği esnada arının midesinde nösema, bu polen vasıtasıyla nösema gelişimi olabiliyor. Dolayısıyla bu arılara herhangi bir şurup beslemesi değil, doğrudan balla beslenmesi gerekiyor. Balla birlikte beslendikten sonra, ilk beslemeyi balla yaptıktan sonra daha sonra polenli ballı kek verilebilir ya da polen desteği verilebilir. Arkadaşlar aynı zamanda bu arıya bal desteği verilmesi, yani ilk besleme olarak 3. kovanda bal beslemesi verilmesi aynı zamanda bu arının midesindeki nösema ve diğer bakteriler ya da virüsleri de balın asidik yapısından dolayı onların da gelişimini engelleyecektir. Varsa ölmelerini sağlayacaktır. Amerika'da yapılan bilimsel araştırmalar bu şekilde. Gelelim bir de bu yavru çürüklüklerinde, Avrupa yavru çürüklüğü, tulumsu yavru çürüklüğü ve Amerikan yavru çürüklüğünde, yani Panibacillus larva, bunlarda arkadaşlar özellikle Amerikan yavru çürüklüğünde spor formunu yakmadan, kovanı yakmadan öldüremiyoruz. Bu kesin. Bunun haricinde bu çalışmada da bahsedilmiş. Yani bunun başka bir çaresi yok. Ancak şimdi gelelim bu kovan içindeki ortamın bakterinin yayılmasını ve hastalığın daha da gelişimini, yayılmasını başlangıç aşamasında tespit ettik. Acele durumdayız. Elimizde sadece pudra şekeri var. Başka bir şey yok elimde. Yok elimizde, bir dağ ortamındayız. Arıcılar genellikle işte antibiyotik ile birlikte pudra şekerini karıştırıyorlar. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü verdiğiniz antibiyotik bir işe yaramıyor. Artı verdiğiniz antibiyotik daha beter arının arının zayıf düşmesine sebep oluyor. Arının var olan direncini de yok ediyor arkadaşlar. Peki pudra şekerinin faydası olur mu? Pudra şekerinin faydası şu arkadaşlar. Pudra şekeri dolayısıyla arının üstüne bu pudra şekerini sıktığımız zaman arı ne yapıyor?
Bununla birlikte bir havalandırma davranışı ile birlikte, üstünden atma davranışıyla birlikte petek gözlerinin tamamen içine komple bu pudra şekeri girmiş oluyor ve içerideki nemli ortamı, yani bakterilerin gelişebileceği nemli ortamı, içerideki ortamı kuruttuğu için gelişebileceği nemli ortamı yok etmiş oluyor. Dolayısıyla işte küf, mantar, bakteri vesaire falan, bunları da otomatik olarak petek gözlerinin içindeki ya da petek üstlerinde olanları da bunlar bu pudra şekerinin nem çekici madde olmasından dolayı nemi çekerken bunları da bir kısmını temizlemiş oluyor. Ve dolayısıyla bir faydası daha, hastalık yeni başlamış olan, yavru çürüklüğü yeni başlamış olan, bu üşüme kaynaklı da olabilir, tulumsu da olabilir, Avrupa yavru çürüklüğü de olabilir. Hastalık yeni başlamış olan kovanlarda bunların arılıklara ya da diğer arılıklara, yani arılık içindeki diğer kovanlara ya da başka arılıklara tarlacılar yoluyla yayılmasını engellemiş oluyoruz. Ve bize bir bu kovanı karantinaya alma şansı elde etmiş oluyor. Dolayısıyla diğer arılarımızı koruma imkanı için bize bir fırsat vermiş oluyor. Yani gidip işte ya yetkililere bildirme ya da tahlil alınmasını ya da karantinaya alınmasını ya da kendimiz eğer tedavi yöntemiyle birlikte uğraşacaksak bu tedavi için bize bir fırsat tanımış oluyor. Pudra şekerinin de faydası var mı? Var. İki yönden, yine bahsettiğim gibi yayılmasını, hastalığın yayılmasını önleme ve kovan içinde bu bakterinin daha fazla üremesini baskılama olarak faydası var. Bir de bu silkme yönteminde bahsedilen bir konu vardı. İşte ergin arı hastalığıyla olduğuyla alakalı Hacettepe Üniversitesi'nin bundan, sadece işte ergin arı hastalığından olduğundan bahsediyor ve bakıcı arıların diğer tarafa aktarılma mevzusundan bahsediyor. Ama burada Amerika'daki yayınlarda ve Amerika'daki denemelerde, testlerde, ben de bunu kanalda UBO yöntemi diye, kokuşmuş kuluçka yöntemiyle arıların dirençli arıların, hastalıklara dayanıklı arıların tespiti diye bir video yapmıştım. Orada da bahsetmiştim. Orada da bahsedilen konu, Amerika'da yapılan uygulamalarda, laboratuvar testlerinde bahsedilen konu, yavru çürüklü olan çerçevenin üstündeki, onların tabiriyle hemşire arılar, yani bakıcı arıların da çoğunun, yaklaşık %25 ile %75 arası değişiyor çerçeveden çerçeveye göre, yaygınlık durumundan göre. Bunların yavru çürüklüğü olan çerçevelerin de bakıcı arılarının bu bakteriyi kaptığı, dolayısıyla çerçevelere bulaştırabileceği, yani biz yavru çürüklüğü olduğunu, işte C formundaki ya da içinde arı sütü olan formdaki, içinde koyuluk, kahverengilik, yeni başlamış bir hastalık gördüğümüz zaman, dolayısıyla bu arıların da dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bu arıların da karantinaya alınması gerekiyor ve aç bırakılması gerekiyor. Bu önemli. Bu konuyu da tekrar hatırlatalım sizlere. Yani bu arılara da, bu bakıcı arılara da, nasıl olsa bu ergin arı hastalığı, bakıcı arılar hastalanmamıştır gözüyle bakmayın arkadaşlar. Çünkü içeride bir arı sütü döngüsü var. Arılar birbirlerine bunu arı sütüyle birlikte ağız yoluyla bulaştırabiliyorlar. Çünkü aynı zamanda kovan içinde bu arı sütünü paylaşıyorlar ve yavru bakıyorlar. Gelelim bitkisel yağ ve ekstraklar yoluyla petek temizliği ya da kovan temizliği mümkün mü? Yine bakalım ne denilmiş bu konuda. Bitkisel yağ ve ekstraklar, elde edildikleri bitki türlerine bağlı olarak içerdikleri basit ve kompleks bileşiklerle, fenoller, terpenler, hidrokarbonlar, alkoller, aldehitler, ketonlar, asitler ve benzeri antimikrobiyal etkinlikleri yüksek doğal içeriklerdir. Çok çeşitli bitki türlerinden elde edilen farklı bitkisel yağ ve ekstraklar, larvanın vejetatif formu üzerindeki antibakteriyel etkisi için etkisinin in vitro ve in vivo çalışmalarda test edilmiştir. Yani hem laboratuvar ortamında hem laboratuvar dışı saha ortamında test edilmiş. Bu çalışmaların sonucunda
bitkisel yağ ve ekstrakların Ponibacillus larvaya karşı antibakteriyel etkinliği kanıtlanmıştır diyor. Ama spor formu hariç. Yani canlı formları. Yani bunların işte beslenebilen, büyüyebilen, çoğalabilen formlarına etki ettiği, bitkisel yağ ve ekstrakların etki ettiği anlatılmış. Gerçekleşen yüksek antibakteriyel etkinliğe sebep olan bileşikler araştırılırken fenollerin, karvakrol, timol, ogenol ve benzeri ve aldehitlerin, sitranellal ve benzeri antibakteriyel etkinlikte önemli rol oynadıkları bulunsa da esas etkinliğin bitkisel yağ ve ekstrakların içerisindeki bileşiklerin birbirleriyle oluştukları sinerjiden kaynaklandığı. İşte bu önemli. Yani bu ne demek? Tek başına bitkisel yağ ve ekstraklar tek başına sıkıldığı zaman bir etki, istenilen etkiyi vermeyebiliyor. Yani bu bitkisel ekstrak ve yağların bir karışım halinde olması gerekiyor. Bir karışım olması gerekiyor ki etkinliğini, sinerjik etki yapabilsin. Peki ne olabilir? Bunlardan en önemlisi kekik, nane, okaliptüs, mersin, ceviz, lavanta, biberiye, karabaş otu, çam, defne ve limon. Bunların bulunmasına dikkat etmemiz gerekiyor ve bunlardan da en az yani yarısının en azından içinde olması gerekiyor ki bu karışım temizlik etkisi yapabilsin. Yani asidik bir etki yapabilsin. O petekteki asidik etkiden dolayı hem içeride bakteri, virüs vesaire işte varsa mantar bunları seyreltebilsin. Yani hücre yapısını bozabilsin. Çalışmasını etkileyebilsin. Aynı zamanda içeride bir asidik yapı oluşturarak bu asidik yapı vasıtasıyla onun için o bakterinin ya da mantarın üremesi için gerekli olan ortamı yok edebilsin. Üremesini engelleyebilsin, baskılayabilsin. Dolayısıyla bundan bahsediliyor. Yani temel mantığı bu. Evet, devam edeyim. Sinerjiden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ponibacillus larvanın vejetatif yani büyüyebileceği, gelişebileceği canlı formuna karşı spor formu değil yani. Vejetatif formuna karşı görülen yüksek antibakteriyel etkinlik Ponibacillus larvanın spor formuna karşı gözlemlenmemiştir. Yani bunların bu hastalığı tamamen yok edememesi ve bitkisel yağ ve ekstrakların bu hastalıkları, yavru çürüklüğü hastalıklarının tamamını tamamen %100 olarak yok edememesinin sebebi de bu. Ve 3 haftayla birlikte 3 ay içinde ya da 8 ay içinde tekrarlamasının da sebebi de bu zaten. Çünkü spor formunu yok edemiyor. Bitkisel yağ ve ekstrakların bitkisel kaynaklı olması Ponibacillus larva ile olan mücadelede 2 avantaj sağlamaktadır. Bunlardan ilki ergin arı ve larvalara toksik etkileri çok düşüktür veya yoktur. İkinci avantaj